Ne diyorsunuz bu işe chat? Niye kaybediyor Fenerbahçe? Bu takımın en iyi oyuncusu Blue ve Sacre ise... Ha bir de Kennen. Bak ben Kennen'ı bildiğim için konuşuyorum. Şu item'lı bir Kennen. Adamların sol tarafın Fenerbahçe'nin sadece AP carry'leri fed. Oha! Eğer oyunun şu dakikalarında karşı takımda 2 tane Tenacity Magic Resist bot varken savaşırsanız... Fenerbahçe Wildcats. Oğlum son şeylerde bu arada Water Garden'da her gün Berk ile Bahadır'ı görüyorum. Mojito Japon'u görüyorum. Sürekli birlikte izliyorlar arkadaşlar. Mojito burada. Ben de görüp selam veriyorum. Son bir haftadır, 2 haftadır. Bir hit daha yiyecek, buradan çıkması mümkün olmayacak. Orada şimdi önde yakalanan bir Olympics var. Hemen Japon'un önüne geçti. Mojito ve Holly mi gidiyor? Patates seven nereden çıkardın abi bunu? Bitkinlik Kaori'ye odaklandılar. Kaori'nin manası da yok geri kaçmak için ama şifası ve sıçrası var. Arkadan Ferit geliyor. Bu bir yenileme olabilir. Japon elin canı çok az. Şimdi bak bu gözler, bu elf gözleri hatayı daha başlamadan görür. Buradaki hatayı söylüyorum size. Support main değilim. Japon'un kalkan açıp adamların üstüne yürümesini anlamıyorum. Ben Braum oynuyor olsaydım adamlar bana vurunca kalkan açardım. Şey mi? CSGO'da kalkan alıp yürümeye gerek yok. Adamlar sana vurunca aç damage blokta değil mi? Bak. Bitkinlik Kaori'ye odaklandılar. Kaori'nin manası da yok. Bak neden açıp yürüyorsun abi? Haksız mıyım chat? Neden kalkanı açıp yürümeye başlıyorsun bak. Böyle olmaz. Adamlar sana vurunca tak açacaksın böyle. Bence böyle olması lazım. Yoksa buradaki gibi kalkanın bitince sen üstüne yürürken adamların dönüp keserler seni bence. Ben böyle düşünüyorum bak. Geri kaçmak için ama şifası. Kalkanı açarsan adamlar sana vurmuyorken kaçarlar. Ve sıçrası var, arkadan Ferit geliyor. Bu bir yenileme olabilir. Japon elin canı çok az. Kaori ilk skoru aldı. Holly arkada skor çıkarmayı başardı. Şimdi birebir durumda. Ferit canını okuyor Holly'nin diyor. Hemen sıçrayla beraber Kaori oyunu yaptı. Yerine sabitlendi Holy Phoenix. Japon'e hemen kapı kullanıyor. Yettim Gari ile kaçabilecek mi acaba? Orada sıçra Yettim Gari geldi ama son hasar geliyor Kaori'den. Orada serinin gelişiyle birlikte kule altı denemesi gelecek. Oğlum bu ne lan? Aynı da kaç? Dakika 8. Dakika 8 bot lane'de oynayamıyorlar. Hemen tutan bir çıpa ışından geliyor. Çok fazla hasar yiyen PBD var. Kronometreyi kullandı ve arkadan Kaori ultiyle skoru aldı ama Sacre bırakmıyor PBD'yi. Sacre geldiği gibi burada ultisiyle skoru aldı. Diğer tarafta Mojito şimdi alamet alıyor ve Ejder'e bakıyorum. Ejder yok henüz. Yalnız dolayısıyla... bu ışından çok olumlu mu emin değilim. Skoru almış olsa bile. Çünkü o skoru çok büyük ihtimalle Holy Phoenix zaten alacaktı. Üstüne üstlük yukarıda sayısı... Bu Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu sizce kim arkadaşlar? Şu an şu soldaki kadroda Fenerbahçe'de en iyi oynayan adam hangisi? Mojito anca çalarsa bu Ejder Wildcats'e gitmeyecek gibi duruyor. Ses dalgası geldi. Şimdi ama içeri girmedi Mojito ve buna değmeyeceğini düşündü 1907 Fenerbahçe Espor. Fast Wildcats burada Ejder'i alan taraf, alamette aşağıdan barikat alıyor karşılığında. Ve Alev Vadiyi kavurmaya başladı. Alev Vadisi göreceğiz bu maçta. Ama Holly'nin tweet'i de biliyorum bu arada. İşte ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim tweet'ini gördüm. Ama o tweet'i düşündüğüm kişiye söylüyor mu yoksa havaya atılmış bir tweet mi yoksa bir şeylere bağlanabiliyor mu o tweet arkadaşlar? Ne diyorsunuz bu işe? O bir böyle laf sokmalı bir tweet mi yoksa sıradan normal bir şey mi abi? Blue diss mi? Herkes öyle mi düşünüyor yoksa diss tamam. Altında Fenerbahçe 500 geride ama altında 1000 altın önde. Bu arada Blue orada serine karşı şansını denedi ama şimdi burada 3 tane Fast Wildcats oyuncusu olacak. Yakalamaya çalışacaklar Blue'yu. Starscream araya girdi. Sacre'den ulti geliyor. Mojito o noktada zor durumda. Sacre ultisi değil bu arada o. Starscream'in ultisiymiş. Ya Sacre ultisi aslında. Evet Sacre ultisi ama Starscream'in ultisi. Ve son vuruşta geliyor böylece 5 barikatlı kule. Top ve mid hariç geri kalan yerler içler acısı şu an Fenerbahçe'de. Mojito'dan tutan bir ses dalgası, arkasını görmüyordu ama Ferit takım arkadaşlarını attı şimdi. Ferit orada düşecek mi? Mojito hala ölmedi mi? Ferit için aynısını söylemek mümkün olmayacak ama arkada her iki ormancı da düşüyor. Serin şimdi önde yakalandı. Japonya'dan gelen bir kronometre, takım arkadaşları onun kurtulması için biraz yaklaştı ama Japonya sıçrayı kaçırdı ve düştü. Japonya sıçrayı kaçırınca düşüyor orada. Böyle durumlarda şu sol tarafta double AP var. Syndra, Kennen var. İkisinin de en önemli şeyleri ne abi? Stunları değil mi? CC'leri. Kennen stun atıyor. İşte Syndra stun atıyor falan. Bu solda Syndra ve Kennen varken eğer oyunun şu dakikalarında karşı takımda 2 tane Tenacity Magic Resist bot varken savaşırsanız berbat. berbat. Bu durumlarda AD vuran adamların, yani Lee'sinin, işte ne bileyim Ezreal'ın bir şeyler yapıyor olması lazım. Çünkü adamlar Magic Resist çekip bir de Tenacity alıyorlar üstüne arkadaşlar. Bu takımın en iyi oyuncusu Blue ve Sacre ise onların en iyi durumda, onlar şu an 160 CS, işte durumu iyi, onun da durumu iyi falan. Ama karşı takımın build'lere bakın abi. Şurada Tenacity bot var. Tenacity bot Magic Resist. Magic Resist, Magic Resist, yani hani kesemezler kimseyi, anladınız mı? Burada iş yapması gereken AD carry ile jungle'ın AD olanlar. Ama yapamadıkları için ya da scale olamadıkları için, geri düştükleri için işte kaybediyorlar patır patır. 4'ünden 3'ünü Wildcats aldı. Holly'nin ultisi çok fazla hasar vermedi ve alamet orta koridora kullanılıyor. Kaori şimdi orada kuleye biraz daha hasar verdi. Blue ve Serin arasındaki mücadele devam ediyor burada. Serin'in ultisi var. Serin'in hala ultisi var. Serin Blue'nun üzerine gitti. Son vuruşu da yapacak. Serin birebir de kesti Blue'yu. Normal bu arada. Ekko Syndra'nın counter'ı. Adam geri düşmüş ona rağmen. Blue iyi oynuyor diye. Adam 50 CS fark yemiş ama bilin ki Ekko Syndra'nın counter'ı. Ya yani böyle kesmesi normal. Ultiyi de akşama sakladı başka zamanı. Fast ve Wildcats için ben bir kere daha altın farkı rica edeceğim. Şu an bu maçta gerçekten çok kritik bir hale büründü çünkü, ama hayır birazdan. Çünkü Sacre şu an Serin'i kovalıyor. Hemen bitkinlik de geldi orada. Serin ultisini kullandı. Işınlan geliyor arka tarafa şimdi. Mojito ve Sacre. Yanlarına gelen bir Japone var burada. Hemen ulti geldi Starscream'den. Japone ön saflarda iyi tankladı. Şimdi burada Starscream düşecek. Fenerbahçe yeniyor gibi. Geliyor. Bu arada diğer tarafta bir aksiyon var. Ama önce buraya geri döndük ve ilk düşen isim Japone oldu. Mojito hala orada hayatta. Sacre hasar vermeye devam ediyor ama diğer tarafta... Oğlum ne oluyor? Hem de Blue düştü. İki taşıyıcısı birden düştü 1907 Fenerbahçe Espor'un ve arkadan bilin bakalım kim geldi. Kaori geldi. Kaori'nin gelişiyle beraber her ne kadar Fast Wildcats Starscream'i feda etse de katliama imza atmayı başarıyor. Adamların, sol tarafın, Fenerbahçe'nin sadece AP carry'leri Fat. Adamlar Magic Resist'leri çekip savaşıyorlar. Ezreal'ı zaten camplemişler oyun boyu. Bota 10 tane dive atmışlar. Bu oyun... Oo, çok uzaması lazım ki Fenerbahçe bir şeyler yapsın. Katliama imza atıyor. Sylas inanılmaz can çalarak savaşın kaderini değiştirdi. Ve katliamla aradaki altı farkı 5000'i buldu. Burada pusu var 1900 Fenerbahçe Espor'dan. Mojito içeri girdi şimdi. Çok güzel tekme. Kaori yakaladı. Mojito'dan şahane oyun. Arkada şimdi PVD'de yakalandı. Bu 1907 Fenerbahçe'nin maça geri döneceği pozisyon. Blue 2 skor birden alıyor. Ve şimdi Baron'a gitme şansları var. Geri dönüyorlar lan galiba. Hala altında çok geri olduklarını, Ekko'nun ve Sylas'ın o Baron pitinde dehşet saçabileceğini unutma. Sacre şimdi burada ultisiyle beraber Ferit'i yakaladı. Anında kitle kontrol geliyor. Ferit'in canı çok azaldı. Son bir hasar. Mojito kovalıyor orada ama Ferit'in hala 500 canı var. Ses dalgası tutmadı. Ferit kaçıyor buradan. Arkada Starscream. O da oradan hemen duvardan geçip kaçacak. Baron durdu ama. Bir kere daha başlayamayacaklar Baron'a. Orada Serin. Oha! Serin ne yaptın sen? Ama Alev ruhu geldi, bunu durduramayacak 1907 Fenerbahçe Espor. Sacre'ye bakıyorum, ışınlanı var şu an. Ben AD carry main değilim ama oğlum bilmiyorum ya. Karşıda gerçi herkes fetki, şunlara bak. 6-1 Aphelios, 5-1 Ekko, işte 1-1-5, bunların ikisi AP. Ezreal'ın build'i daha başlangıç, anladınız mı? Yarım saat daha lazım ki full item olsun, iş yapsın. Şu an bu item'lı Ezreal şu sağa göre hiçbir şey yapamaz. Ezreal vurunca karşı takımın canı dolar. Vurmasa daha iyi. Bir daha bakalım şu son Baron tekleyişine. Orada Serin. Serin ne yaptın sen? Ama Alev ruhu geldi. Bunu durduramayacak 1907 Fenerbahçe Espor. Sacre'ye bakıyorum. Işınlanı var. Şu an henüz... Felankor, Sacre Kennen oynamayı bilmiyor bence. Play'e bak demiş. Sacre Kennen oynamayı biliyor. Tamam, buna dikkat edip yorumlarız şimdi. Bakalım biliyor mu adam. Anında orada yakaladıkları bir isim var ve direkt olarak eriyecek Mojito. Mojito kronometresini kullandı ama çıkışta onu bekleyen bir Starscream ve anında Mojito'yu öldürüyorlar. Arkada Holy Phoenix'te düştü. Kavri'yi almayı başardı 1907 Fenerbahçe Espor. Bu savaşın dönme ihtimali var mı diye bakıyorum ama hem Serin hem Starscream Blue'yu resmen ablukaya aldılar orada ve Sacre ile birlikte Japonya'nın da düşüşüyle katliam gerçekleşiyor. 3'te 3 yapan bir seri. Barona gerek yok. Abi bir şey diyeceğim bu arada, bak Fenerbahçe'nin kompozisyona bakıyorum. Kennen vs Sylas, tamam mı? Sylas için perfect. Kennen öne geçer 15-20 CS ama Sylas gelir Kennen'ın ultiyi çalar. Girer Kennen'lık yapar. Daha iyi yapar. Ya Sylas varken Kennen çöp. Sylas büyüktür. Kennen, anladın mı? Ultisini çalıyor sonuçta. Kennen'ın en önemli şeyi ultisi. İkincisine gelelim. Deason vs Trundle. Trundle oynaması basit. R'yi atıyorsun içeri girenlere. Bilmem ne koyuyorsun. Bence Trundle daha iyi. Syndra vs Ekko, zaten Ekko Syndra'ya karşı iyi. Ya kitler de kötü bence Fenerbahçe'nin, anladınız mı demek istediğim şeyi? Kennen blind aldı, comfort. Abi Kennen blind, ben master hesapta alsam Kennen blind beni s**ler. Ben de iyi Kennen oynadığımı düşünüyorum ama blind alamıyorum, korkuyorum diye. Bu mesela Sacre demek ki korkmamış. Ne kadar yavaş yapıyorlar Kaori. Ha bir de Kennen, bak ben Kennen'ı bildiğim için konuşuyorum. Şu item'lı bir Kennen, hadi bir tane de benden sana Rabadon'a. Kennen şuradan bak, bu item'ları var ya Kennen'ın, parmağı şıklatıyorum, bir tane de Rabadon ekleniyor şuraya. Ha, ona rağmen karşılık kimseye damage atamaz, anladınız mı? Sıfır damage. Split Visage, Tenacity bot, Tenacity'ler, QSS'ler, havada uçuşuyor her şey. Hani şu anda parmağı şıklatıp Kennen'a Rabadon düşürsem yine de damage atamaz, yemin ederim ki. Gerçekten karşısı tank. Trundle tank, Nautilus tank, Ekko R'ye basıyor tank, Sylas var tank, can dolduruyor. Kennen kimi kesecek? Siz bakar mısın? Ya hasar yetmiyor resmen Kaori yokken. Şey de yok ama tabii, onu da söylemek lazım. Ekko da yok, Ferit de yok. Aynen. Yine de 1'e 2 pozisyonda, hatta 1'e 3 pozisyonda kalmış durumda. Syndra ultisini kaptı orada, can da çekti ama hayatta kalması için yeterli olmayacak. Sağ sol yapıyor. Holy Phoenix bırakmadı onu. Orta koridordan yavaş yavaş ikinci kuleyi alma çabaları. Yukarıdaki kuleyi almıştı zaten Serin. Evet, orta koridor kulesi de gitti. Aşağıdaki iç kule de gitti ve şimdi aşağıdan inhibitör kulesini de almak istiyorlar. Serin kenarda bekliyor birini teklemek için. Serin direkt Mojito'nun üzerine gitti. İkinci buharlaştırma. Serin az önce Holy Phoenix'e yaptığını şimdi Mojito'ya yaptı. Bu da maçın sonu demek artık. Bu inhibitörü de alıyorlar. Orada bir de PBD yakaladı Holy Phoenix'i. Holy Phoenix de artık savaş dışı ve çok rahat bir biçimde Fast Wildcats galibiyete doğru ilerliyor. Minyon dalgası var, Baron var. Nexus kuleleri yok ve Nexus yok. Fast Wildcats artık son vuruşları yapıp bu mücadelede zafere ulaşacak gibi duruyor. 1907 Fenerbahçe Espor son kez şansını deniyor burada. Sacre'den ulti ve Zonya kombosu geldi. Daha doğrusu kronometre. Sacre çıkışta düşecek gibi duruyor şu anda. Son bir vuruş gelmedi Sacre henüz ama şimdi Kavri sıçrayla beraber vurdu. Kavri ve Holly'nin birebiri. 1'e 2 oldu o pozisyon. Düşürmeyi başardılar bu arada Kavri'yi. PBD orada hala hayatta. Nexus'un çok az canı var. Son vuruş gelmedi Nexus'a ama Japon'a tek kaldı orada ve sonunda Nexus'u alıp maçı bitirmeyi başarıyor Fenerbahçe. Ne diyorsunuz bu işe chat? Niye kaybediyor Fenerbahçe? Bence ben piklerini beğenmedim açıkçası. Hoşuma gitmedi yani. O piklerle kazanmak zordur bence. Jungle diff mi? Oğlum KDA'ya bakıp jungle diff yazmanıza gerek yok. Oyun sonu KDA önemsiz bir detay arkadaşlar. Ferankor, sen olsan nasıl oynardın son Baron Pit savaşını? Bence çok saçma yerlerden gelmiş demiş. Abi adamın yapacak bir şey yok. Kennen useless şu karşı piklere göre.